Hoş geldiniz. Pek çok takipçim mesaj atıyor. Konuşurken hiddetlenme, sakin ol diyor. Vallahi haklılar ama söyleyin, bugünün Türkiye'sinde yapılanlar karşısında sakin olabilmek mümkün mü? İşte son tablo ortada. Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay ceza verilmişti, hatırlayalım. Bu ceza İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Bakınız, ben Canan Kaftancıoğlu'nun fikirleriyle mütabık değilim. Ona pek çok noktada karşı çıkarım ama ona verilen bu cezaya feveranım var, isyanım var. Zira bu sadece hukukun, sadece kanunun değil, aynı zamanda ahlakın katledilmesidir. Eğer oturup doğru konuşalım ki bizi takip edenler bilir, biz amblemlere şuna buna bakmaksızın adalet doğrultusunda hükmümüzü veririz. Canan Kaftancıoğlu'nun ceza aldığı olay tweet atması. O da uzun yıllar önce Canan Hanım şayet İstanbul CHP il başkanı olmasaydı hiçbir zaman bu tweetler yüzünden yargı önüne çıkarılmayacak ve bu cezalar ile karşı karşıya kalmayacak idi. Dolayısıyla bu cezalar tamamen siyasi davanın sonucudur. Bunu net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Dahası ilave edelim. Madem yıllar yıllar öncesinin hesapları bu şekilde soruluyor, bir tweet üzerinden bir insana 10 yıl ceza veriliyor, o zaman sormak istiyorum, PKK'ya operasyon yapılmasın emrini verenler, valileri durduranlar, Türk ordusunun elini kolunu bağlayanlar bunun hesabını niye vermiyor? O yargı, o savcılar, o hakimler gereğini niye yapmıyor? Evet, devam edelim. Madem yıllar yıllar öncesinin hesabı soruluyor, Oslo'da PKK ile masaya oturanlardan niye hesap sorulmuyor? Habur'daki çadır mahkemelerin hesabı niye sorulmuyor? Evet, Güneydoğu'yu mayın ve bomba tarlasına çevirenlere, o zemini verenler, o imkanı bahşedenler neden hesap vermiyor? Evet, Barzani ve Şivan Perver gibilerle halay tutup megri megri diyenler neden yargı önüne çıkmıyor? Dahası var. Neden, niçin devleti bir casusluk şebekesine teslim edenler yargı önüne çıkmıyor? FETÖ'yü kozmik odaya sokan, o emri veren Genelkurmay Başkanı'nın yalvarışına, yakarışına rağmen hayır girsinler diyenler neden bunun bedelini ödemiyor? Teröre yardım ve yataklık bütün dünyada suç, Türkiye kanunlarına göre de öyle ama bu görmezden geliniyor. Evet, bir casusluk şebekesine, bir ihanet örgütüne devleti teslim edenler hesap vermez iken yıllar yıllar önce bir tweet attı diye bir insanı 10 yıla mahkum ediyor. Beyler, beyefendiler, hanımefendiler, ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşları ve yönetenleri, bakınız, hukuk ekmek gibidir, hukuk hava gibidir, hukuk su gibidir. Devletlerin dini olmaz. Devletlerin dini adalettir. Devletlerin dini hukuktur. Eğer Türkiye'de hukuku, adaleti ortadan kaldırırsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok edersiniz ki kahrolarak söylüyorum. Gidişat orayadır. Bakınız, Barışlar, o da TV'nin o yiğit gazetecileri neden içeride? Efendim, MİT sırlarını ifşa etmişmiş. Yahu
onların aktardığı haberleri Anadolu Ajansı çok çok önceden duyurdu. Mecliste bu konu gündeme geldi. Medyada bu konu daha önceden dillendirildi. En önemlisi Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki Milli İstihbarat Teşkilatı Libya'da şöyle şöyle yapıyor. Bütün bunlar ortada iken barışları susturdular. Neden, niçin mi diye sorarsanız tamamen sindirmek için, tamamen yıldırmak için ve toplumu cephelere ayrıştırmak için, kamplaştırmak için önce iktidar, sonra Türkiye, önce koltuk demek için, evet hesap vermeme adına Türkiye dehşet bir savrulma noktasında ve devam edelim. Müyesser Yıldız, yahu bu yiğit hanımefendi neden zindanda, ne açıkladı? Bakın tekrar söylüyorum, onlarca değil, abartmıyorum, yüze yakın kere yargılanan ve siyasalda hukuk okuyan bir gazeteci olarak müesserlerin, barışların, Murat Ağrel'lerin neden hapiste olduğunu emin olun izah edemiyorum. Hukukta bir karşılığı yok, ahlakta bir karşılığı yok. Devam edelim sevgili seyircilerim. Devlet Bahçeli çıktı, dedi ki Mümtazer Türk öne tahliye edilsin. Pardon, ben şunu anlayamadım. Mümtazer Türk öneyi ben tanırım. Evet, ülkücü gelenekten geliyor ama Türk yargısı bir hüküm verdi ise neden Devlet Bahçeli fert bazında, birey bazında böylesi taleplerde bulunuyor? Bu hukuk ile, bu kanun ile, bu ahlak ile bağdaşır bir şey mi? Evet, bakınız, Devlet Bahçeli'yi bu noktaya taşıyan demek ki başka şeyler var. O başka şeyler ne midir? Nazlı Ilıcak örneğidir. Nazlı Ilıcak malumunuz müebbet ceza almış idi. Ama birdenbire bir ay içinde Nazlı Ilıcak özgürlüğüne kavuştu, tahliye edildi. Hayır, ben kimse zindanda olsun taraftarı değilim. Ama Türkiye'deki yargı garabetini ortaya koyma bağlamında aktarıyorum. Hadise şudur, Nazlı Ilıcak müebbete mahkum olunca oğlu ve kızı bir yerlere feryadu figan gidiyorlar, ağlayıp sızlıyorlar, yakarıp yalvarıyorlar. Ve o bir yerler harekete geçiyor. Bir ay içinde müebbet alan Nazlı'nın önü açılıyor, tahliye ediliyor. Efendim, bu olayı bana hiç kimse hukuk ve ahlak ile, kanun ile izah edemez. Türkiye'nin hiçbir döneminde vallahi de billahi de hukuk böylesine siyasallaşmamıştı. Yahu mesela bir Burhan Kuzu örneği var. Hakimler bu olayın tanıkları, evet, adalet dağıtmakla görevli olan yargıçlar diyor ki Burhan Kuzu yargıya baskı yaptı. Burhan Kuzu bizi örtülü olarak tehdit etti. O mealde ifade verdiler. Yazılı beyanları ortada. Öyle iken Burhan Kuzu'ya dokunulmuyor, dokunulamıyor. Neden? Sarayda, efendim, kurullarda görevli olduğu için mi? Beyler, Türkiye'yi bu şekilde yıkıma götürüyorsunuz, farkında değilsiniz. Bakınız, Türkiye AKP demek değildir. Türkiye Ahmet Mehmet demek değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti, Türk Devleti 5000 yıllık geçmişten bugünlere süzülen bir yapıdır. Buradan hareket ile efendim ben varsam devlet olur, ben yoksam devlet olmaz anlayışına da isyanım var, feveranım var. Değerli seyircilerim, söyledim ya, ben 12 Eylül 1980'den bugüne hep yargılandım. Bu
mizacımdan ötürü, meydan okuyuşumdan ötürü, haksızlıklara, yanlışlıklara isyan etmemden ötürü, ama vallahi de, billahi de, tallahi de Kenan Evren'in yargısı, evet darbeci 1980 Kenan Evren döneminin yargısı bugünün yargısından 10 kere, 100 kere, 1000 kere daha adildi. Evet, bakın bir örnek. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, genel idare kurul üyeleri ki lideri de var, rahmetli Türkeş Bey de var. Onların tahliye edildiği duruşma günü, ki bu bir bölümü medyaya da yansıdı. Yani benim uydurduğum bir şey değil. Orada bir kor general gönderiliyor mahkemeye. Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi adına, Milli Güvenlik Konseyi demek Kenan Evren ve o diğer dört general demek. Onlar adına o kor general, o mahkeme başkanı olan albaya, mahkeme üyeleri olan yarbay ve binbaşıya tutukluluk devam edecek. Bunlar asla tahliye edilmeyecek talimatını veriyor. Peki ne mi oluyor? Mahkeme başkanı albay ve efendim yarbay ile binbaşı Türkeş ve MHP milletvekillerinin, genel idare kurul üyelerinin tahliyesine karar veriyor ki orada bulunan kor general, onun üstü, onun amiri hesap soracak, bedel ödeme pahasına bunu göze alıyorlar. Daha sonra mahkeme bittikten sonra o kor general hakimin odasına giriyor, mahkeme başkanının, ne yaptınız diyor, kanun böyle emrediyor, hukuk böyle emrediyor. Siz, ben hukukun, kanunun üstünde değiliz diyor. Bakın bunu söyleyen darbeci Kenan Evren döneminin yargıçları, o dönemin mahkemeleri, bugünün Türkiye'sinde böyle bir yargı yok. Bugünün Türkiye'sinde böyle hakim, böyle savcı maalesef yok. Olanlar da sindiriliyor, korkutuluyor işte. Son olarak 4000 küsürü yer değiştirildi. Pek çoğu sürgüne gönderildi. Beyler, bu Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne dinamit koymaktır. Yapmayın, yakarıyorum burada. Bu devleti PKK yıkamaz. Bu devleti FETÖ yıkamaz. Ama bu devleti adaletsizlik yıkar ve Türkiye, üzülerek söylüyorum, adım adım oralara evriliyor. Murat Ağrel diye bir yiğit adam var Yeni Çağ gazetesinde, sırf yolsuzluk kitabı yazdı diye zindanda bedel ödüyor. Yarın öbür gün bu sözlerimizden ötürü kim bilir bizi de alırlar zindana, ama birilerinin bütün bunları söylemesi lazım. Yahu bu ülke için gencecik evlatlar toprağa düşüyor. Vatan diyor, bayrak diyor, millet diyor. Aslında bu ülkenin gerçek sahipleri onlar. Vatan millet istismarını yapanlar ve o kavramlar üzerinden oy devşirenler değil. Ve biz o toprağa düşen Mehmetçikler misali, onların bir kırıntısı olarak bu haksızlıkları, bu adaletsizlikleri, riskleri üstlenmek pahasına dillendirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.